Özellikle Mükemmel manşette bir eksiğimiz var. İki pasörü kıyasladığınızda hangi özellikler ön plana çıkıyor? Performansını yükseltmemiz gerekiyor Ama kesinlikle. neden biliyor musun? tabii i̇şte biz biraz uyum sürecini uzun dönemde atlatacağız gibi gözüküyor. Şimdi Amerika maçına çıkacaksınız. Şu an hangi altıyla çıkarsınız? Merhaba Maçkolik YouTube ekranına hoş geldiniz. Vitamin sektörüne öncülük eden A-Milli voleybol takımları ana sponsoru Solgar Vitamin'in sunduğu Kurşun Pas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Milletler Ligi devam ediyor. İkinci hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta başladı. Millilerimiz iki galibiyet aldı ve burada stüdyoda bu iki galibiyeti değerlendireceğiz. Stüdyoda ben Yancı Abaroğlu, Özlem Özçelik ve Esra Gümüş Gümüşkırıcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Niyalcan. En yakın arkadaşlar gibi, anlaşmış gibi aynı renk giymişiz bugün. Hakikaten siyah giymişiz. Evet, çok güzel görünüyorsunuz her zamanki gibi. Sen de öyle, Sen de öyle. teşekkür ederiz. Bir beğeni isteyelim değerli izleyicilerimizden. Videoyu beğenirseniz biz de hemen sohbetimize başlayalım. Ve tabii ki yorum yapmayı da unutmayın. İki galibiyetle başladık ikinci haftaya. İlk haftada iki galibiyet, iki yenilgi almıştık. İkinci haftaya dair ilk iki maçta İlk gözlemleriniz, ilk göze çarpan şeyler neler? Yani iki maçta da aslında ortak şeyler vardı göze batan. Ee, örneğin şu anda da zaten e, sakatlığı olan sporcuların da olması. Daha takımın ee, tam istediği performans sergilemesini sağ, sergileyememesini sağlıyor. Ee, köşe oyuncularına baktığımızda özellikle mesela Hande'nin bir sakatlığı var bu oyunu tutuk sanırım evet. ee, İlkinin yine bir bacağında sanırım bir sakatlığı var O yüzden e, bir gün birisi bir gün birisi kadroda e, smaç olarak yer alamadı. Ee, onun dışında Derya mesela dikkat çekti Almanya maçında ve sonrasında zaten diğer Sırbistan maçında da e, tekrar onu başlattı, Derya'yı başlattı. Derya'nın hücumdaki performansı e, takım için faydalı. E, şu anda ama bir e, özellikle mükemmel manşette bir eksiğimiz var. Çünkü manşet yüzdelerine baktığım zaman hani istatistikte Almanya maçında da zaten ilk set oyuna giremedik, servis iyi, iyi karşılayamadık, İyi servis de atamadık. Çünkü çok iyi hızlı toplarla karşılık verdiler bize. Özellikle Alman Almanya. Pasör, evet, evet çok iyi bir oyun kuran bir pasör vardı ve benim... Dikkatimi çeken özellikle kurşun ve kurşun üstü doğru e attığı hızlı toplarla çok blok aralarından top öldürdüler. Evet. Pasör çaprazları Kinderman çok fazla e, sayı aldı. Yani ilk set hem oyuna giremedik hem servis atamadık hem servis karşılayamadık. Sonrasında ikinci set e, biraz daha Derya'nın da hücumda e, gösterdiği etki e, rahatlattı takımı. Evet. E e tabii. Şöyle bir ana fikir var anladığım kadarıyla ikinizin de düşündüğü. Yani tabii ki iki galibiyet almak çok önemli ve çok olumlu bir yandan ama yani muhtemelen sen de Özço tam %100'ümüze ulaştığımızı düşünmüyorsun değil mi bu maçlardan? E, kesinlikle. Şimdi baktığımızda biraz artık takımların üst seviyede ve çok hızlı oynadığını görüyoruz burada. İyi servisler, iyi servis karşılandığında pasörlerin attığı... Köşelere hızlı toplar, hani bunlara yetişmemiz için birazcık daha akıcı bir oyun sergilememiz gerekiyor. Daha çabuk düşünmemiz gerekiyor. Daha agresif, işte daha reflekleri refleklerimizin çabuk olması gerekiyor. Burada e, tabii ki iyi servis atmamız lazım ki karşı takımların oyun düzenini bozalım ki Almanya zaten çabuk oynayan bir takım bunda ilk sette çok e, o kadar rahat o kadar böyle e, pamuk gibi attılar ki dörde işte ortaya yani hiç böyle e, düşmediler göz açtı mı böyle tıkır tıkır yalnız, işledi he? arkada defans işledi işte Ondan pasörler de... çok yani <laughs> Almanya takımı gerçekten bizi zorladı e, burada e, bizim oyuna gire girişimiz biraz zorlaştı. Esra da söyledi. Sakat oyuncularımız var. E, tabii ki daha çok uzun bir dönem e, sakatlık yaşadı. Yeni yeni oynamaya başladı. E, tabii biz biraz uyum sürecini e, uzun dönemde atlatacağız gibi gözüküyor şu oyuna göre. Ama e, dediğim gibi hedef olimpiyatlar. Ama buradaki e, puan durumuna da bakarsak dünyanın bir numarasıyız. Ve e, bunu da kaybetmek hiçbir zaman istemeyiz. Ama diğer takımlara baktığımızda da gerçekten çok iyi. Ben diğer maçları da seyrediyorum. Çok çok iyi mücadeleler oluyor. Evet. Yani artık takımlar öyle hiç rahat rahat çıkıp Kimsince yenebileceğin takımlar en iyiler yok. iyiler. Herkes gördüm. birbirini çözdü. Evet. Ve herkes artık çok rahat. Rakip takımın oyuncuları çok rahat bloğa yerleşiyor ki. Özellikle biz Vargas... E, odaklı oynar isek e, hemen rakip takım oyuncuları mutlaka bloğa önlem olacak Çok fazla blokta kaldı. En azından el, ellerinden çekip ya da çok e, yerleşiyorlar defans yerleri artık vargısı çözenler vurduğu yerlere özellikle çapraza ki dün Sırbistan'da da Mirkoviç falan çok iyi defans yaptı. Evet. Çok da iyi çıkardılar e, ama Biraz oyunun yayılması gerekiyor birazcık daha Vargas odaklı değil daha smaçörlerimizi kullanmamız gerekiyor ki Sırbistan maçında işte Derya biraz devreye girdi Tuğba Bizim devreye Ebrar girdi. Ebrar'ın performansını yükseltmemiz gerekiyor. Ama kesinlikle. neden biliyor musun Ebrar'a tamam çabuk pas atıyoruz ama şöyle aslında düşünüyorum ben Ebrar'a birazcık fileye yakın top atmamız gerekiyor ama bu çabuk olmamalı birazcık daha yüksek olmalı ki gelip kolunu rahatça açıp blok üstünden arka çizgilere vurabilmeli. E, keskin çaprazda çok, çok rahat dönebiliyor Ebrar. Burada e, o çabukluğu birazcık yüksek çabuk yaparsak biraz daha hani Ebrar'ın boy kapasitesinde düşünürsek kolunu da açtığını düşünürsek e, birazcık daha böyle bombe daha rahat dinlenmiş bir top atarsak ama çabukluğu yine olacak. Burada Ebrar'ı çok daha rahat kullanabiliriz. Ki Ebrar e, defansta mükemmel defansta iyi evet yani e, gerçekten... servisleri iyi evet, blok servisleri. da zaten çok yüksek evet, evet. yani onun dört numaraya iyi çok da iyi sezon geçirdi pasör çaprazı olarak 4 numaraya adapte olması gerekiyor tekrar geçen seneki e, sisteme dönmemiz lazım e, Ebrar'ın da Melisa'ya eşlik edecek işte ikinci e, aslında güçlü smaçörümüz olduğunu biliyoruz evet. ama şu anda biz o kıvamda değiliz değiliz ama şöyle servis karşılamamız da çok mükemmel olmadığı için ortalar devreye giremiyor. Ortalar devreye giremediği için blok performanslarında da zaman zaman düşüşler oluyor da çok normal. Çünkü o bir orta oyuncu ne kadar çok pas alırsa, ne kadar çok fil önünde aktif olunca olursa arkaya servise geldiğinde o kadar iyi servis atar aktif olmamız açısından iyi servis karşılamamız evet. gerekiyor. Artık artık takımlar çok iyi servis atıyor. İnanılmaz servisler. biz atıyor. de çok Hedefe. iyi servis atan bir takımız ama bizim zaman zaman şu anda hani maç boyunca sürekli bir standart attığımız bir servis yok. Evet. Zaman zaman set set değişiyor. Mesela iyi atmadığımız zaman artık rakip takımlar da Hızlı hücum yapıyorlarsa, onları blokta durdurmak kolay değil. O yüzden bizim kendi <laughs> karakterimize bürünmemiz gerekiyor. Evet, tabi biraz iniş çıkışlar oluyor bu arada. Evrard Biennal tarihinde en skorer oyuncusu oldu az önce bahsederken sözümüzü Blokışır. kesmek istemiyorum. Evet, evet. 1117 sayı ve önümüzde daha çok maç var muhtemelen bu rekoru geliştirecektir umarım gerçekten. Gurur duyuyoruz yani kesin oyuncularımızla. Ha, Bir diğer oyuncu da en çok blok yapan isim tabii ki Zehra Güneş. Evet, 200 o da zirveye ulaştı. Doğru. O da çok Müthiş bir rakam gerçekten ve belki de hani bu ikinci haftaya bakacak olursak en olumlu yönlerden bir tanesi Zehra'nın takıma adapte oluşu ve form hmm. düzeyini yakalamaya başlaması gibi de görünüyor. Gerçekten onu bu şekilde e, görmeyi de çok özledik e, bu sezonun ardından Almanya maçında 15 sayısı var. 5 bloğu var. Çok evet. yüksek bu arada Almanya maçında. Evet. Sırbistan maçında çok. E, hücumda giremedi sanırım. Yani e, evet biraz işte o biraz servis karşılamayla karşılamayla da alakalı. da alakalı. Çok da pas almadı. Pas aldığında da çok öldüremedi. Blok blok yapıp oyunda kalmaya çalıştı. Biraz da servis kaçır, kaçırınca ondan sonra da bir değiştirdi. Aslıyı oynattı. Sonrasında Santarelli. Ama Zehra'ya çok ihtiyacımız var özellikle hücum blokta sakatlık blok yaşadı o da biliyorsun. Evet çok Aa, zor yani o omuz sakatlığı çok zor. Çok önemli ve çok zor. Yani o tam kapasiteyle omuzunu kullanamadığı için ya da e, kendini kontrollü e, atak yaptığı için biraz daha e, Zehra'ya daha zaman vermemiz gerekiyor. Evet. Eda Kaptan'a da öyle zaman vermemiz gerekiyor. O da sakatlıktan evet. Eda zaten demiş 40 gündür ben maç oynamıyorum. Ritimimi e, yakalamaya çalışıyorum. Evet. Ama kolumda bacağımda daha ilk maçtan sonra kolum, evet. sonra kolum da kolumda bacağımda biraz yavaş demiş. Onu inşallah yakalayacağım demiş. E olur. Yani zaten evet, e, ben okuyacaktım bu açıklamayı mesela da ezberlemişsin. O yüzden okumama gerek kalmadı. Oradan <gülüyor> <mi> <gülüyor> okudun. Yok. <laughs> Yo. Ya, <laughs> <az> görmüştüm <laughs> aklımda. Hemen <kaldım. gülüyor> reçımıza evet devreye girdi ve getirdi <laughs> Dan'ın açıklamasını. <laughs> evet öyle diyor gerçekten. Hani tabii ki ritim e, kaybı olur tabii ki. gün çok uzun bir süre maç Kesinlikle. oynamamak için. Hı -hı. Yine bu arada yani bence iyi, çok da kötü oynamadı yani ya, gayet iyi oynadık. Yok ama. Ya, onun da. enerjisi yeter, evet. liderliği Saat yeter sağdaki. Yani. Ama tabii çok mükemmeliyetçi oyuncular. Yani evet. siz de öylesiniz. Zaten evet. o yüzden o kadar başarılı oldunuz. O yüzden tabii ki hani biz galibiyetler aldık. Olumlu şeyleri de konuşuyoruz ama sizinle de gözünüze çarpan olumsuzluklarını söylemekten çekinmiyorsunuz. Yani e, hakikaten hani biraz daha tecrübeli oyuncuların daha kendini kontrol ederek daha e, net bir şekilde tam iyileşmeden tam performansını yansıtamaz sahaya. E, eda da çok profesyonel olduğu için Tam anlamıyla iyileştiğini hissedince o da tabii uzun bir dönem sürdü. Hı hı. Şimdi her maç bir önceki maçtan çok daha iyi performans sergileyerek Eda mutlaka Üstüne Olimpiyatlara kadar ya. ya da işte bu VN'in finallerine kadar kendini hazırlar. Mutlaka hazırlar. Bu arada Derya ve Tuğba'nın performansları da çok iyiydi. Değil mi? Yani evet. Hande'nin sakatlığında ilkinin sakatlığında çok iyi değerlendirdiler ve ataklarda özellikle Derya'nın o iyi açıktan gelen Derya evet bir de çok e, sert ve blok dışı hücumlarını çok gördük. Yorduk. Evet Hücumlar çok da cesaretli pipe'ları. Pipe'ları da çok güzel. Yani, vardı. hani baya evet, bayağı e, hücumda hücum yüzdesi de çok yüksek çıktı iki gün boyunca da. E, Tuba ilk Almanya maçının ilk setinde biraz tutuk başladı. E, hücumda da servis karşılamada da sonrasında Derya'yı aldı. Derya çok iyi katkı da bulundu. Ertesi gün de Derya başladı ama sonraki setlerde mesela ikinci, üçüncü sette servis çok karşılamada sıkıntı evet. çıkardı çıkardı. Evet. Evet çıkardı geriye düştüğümüzde sonrasında da işte Tuğba'nın katkısını gördük. Özellikle o set sonlarında da evet. cesaretli hücumlarıyla. Hem blok yaptı blok da hem yaptı. mesela Derya'nın servisleri de çok etkili değil mi? Çok çok iyi servis atıyor yani evet. hem hedefe atıyor. Bizim takımımızın servis kapasitesi o kadar yüksek, yüksek ki yani bunu eğer dengeli bir şekilde kullanırsak Hata yapmadan arka arkaya gerçekten rakip takımı çok zor duruma sokabiliriz. İşimiz daha hani ön oyuncuların, e, blokçularımızın işi daha kolaylaşır ki biz iyi defans yapmaya da başladık. Vargas'ın yaptığı defanslar, Ebrar'ın yaptığı defanslar, Gizem Örgey'in zaten e, söylemeye <laughs> zaten, gerek yok zaten, maşallah. Evet, evet. Gerçekten o kadar iyi yer tutuyor, o kadar e, refleksleri çabuk ve e, hemen algılayabiliyor topun nereye düşebileceğini bizim defansımızda hiçbir eksiğimiz yok. Çok iyi defans yapıyoruz. Bizim birazcık eksiğimiz bu 4 e, numarada açık defanstan çıkan toplarda birazcık daha ataklar e, daha net olmalı. Tabii bu pasörlerle de alakalı. Evet, yani da biraz daha gerçekten. filenin içine atılan toplarda e, artık topu kullanmak çok zor. Ama Hani çok da içerik açan toplarda Ebrar, Ebrar yüksek ama Ebrar topu itiyor. Evet, yüksekliğini de kullanmamız evet. lazım. Dediğin gibi Hı -hı. daha bombe toplarla biraz daha hani mesela Hande çok hızlı oynuyor işte İlkin, e, Tuğba. Der ya, der, bunlara çabuk topu ama, atabilir ama evet. e, Ebrar'ın topunun bir tık daha yüksek ve biraz daha fileye yakın olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani o şey olarak e, ritmi açısından bulması açısından. E, burada e, tabii ki defanslarımız çok iyi. Evet. blokçularımız da iyi çalışıyor. Yani maç maç çok daha şimdi Amerika maçı var biliyorsun. Çok önemli. Evet, Kore tabii. maçı var bundan Amerika maçından önce ama Kore evet. E, Kore, bizim, e, evet, Kore <laughs> evet O e, maç da önemli ama asıl önemli maçımız e, Amerika maçı. O maça kadar tabii ki e, Kore maçında yine e, Santarelli biraz da oyuna geç müdahale etti. Hamleleri biraz ikinci üçüncü set açıkçası ben de ikinci üçüncü set bir kere e, Sırbistan domine etti e, evet. setleri. Hep öndeydi zaten. Ee, ama mesela 19-12'de Elif'le Cansu'yu değiştirmişim. Notlara bakıyorum. Üçüncü sette de bir 29-24 19'da tekrar Cansu'yla başlıyor o set. E, 24-19'da bir değişiklik yapıyor. Açıkçası ben de neden hani bu kadar geç müdahale ettiğini pek anlamadım. Bilmiyorum. Belki de kafasında bir şey vardır. O durumda ne yapacaklarını mı tartıyor? Ne yapıyor? Ya yani bilmiyorum. Ama, ama geç yapıyor değişikliği. Bazen de şunu da yaptığını gözlemliyorum. Mesela yani momentum yakalayınca karşı taraf birkaç oyuncu değişikliği, pasör değişikliği biraz zaman da geçirdiği için biraz oyunun hani e, karşı tarafın biraz ritmini de bozuyor. Bence onu da düşünmüş olabilir. Yani 19-12 çok e, ara açıldı. Buradan iyi biz kapattık arayı. O Cansu'nun girdiği Hı -hı. ikinci seti kapattık. 33-31 bitti set. Bunu Antalya'da e da yapmıştık. Servise evet. sokmuştu evet. biliyorsun. O Cansu girdiğinde de çevirmiştik. Yani e, Cansu'nun gibi sözünü kestim. Unuttum. Yok unuttum mu de. Ha yok şey e, yani. ben neden a, bu kadar geç yapıyor? Hani orada ne düşünüyor antrenör? Onu daha çözemedik. Ne düşünüyor olabilir diye biz biraz düşünelim <laughs> o <zaman>. Evet. <laughs> Mesela şunu mu düşünüyor acaba bir yandan da? Yani e, gidişata bakıyoruz hani ilk maçları acaba takımın ana pasörü biraz daha Elif gibi ve e, hani Cansu'yu da biraz destek olarak mı kullanıyor gibi bir düşünceye kapıldım Zaten ben. bence kafasında şu an oturttuğu pasörü Elif bu sene. Ben öyle görüyorum. Sen Aha, evet, nasıl görüyorsun bilmiyorum. Evet. Ee, geçen sene e, Cansu ile başlayıp Elif'i daha çok kullanıyordu. Ama Elif'i de çok o, oyunda tutuyordu. Ama bu sene daha çok e, Elif domine ediyor şu anda oyunda. E, ama Cansu'yu da güvenli liman olarak e, sıkıştığı yerlerde kullanıyor. Tabi Cansu'nun tecrübesi işte pas kalitesi sonuçta e, onun performansı da çok önemli. Peki iki pasörü kıyasladığınızda hangi e, iki... Senin hangi özellikleri ön plana çıkıyor yani Nasıl farklılıklar görüyorsunuz? Yani Elif çok yüksek bir pasör. Zaten onu hep öndeyken değiştirdi geçen sene. Özellikle blokta soktu içeriye Cansu'nun yerine. Cansu da yani pas kalitesi gerçekten çok iyi. Mesela Elif daha hızlı oyun oynuyor. Mesela Melisa ile daha iyi bir uyum yakaladı. Baktığımız zaman hani Cansu başladı. İlk Japonya maçında öyle hatırlıyorum. Hı hı. E, ama Melisa da oyuna çok giremedi. Pek uyum sağlayamadılar. Ama Elif girdi. Sonrasında biraz daha Melisa ile daha iyi uyum sağladılar. İşte hani Maçı 2-0'dan döndürdük falan. E, sonrasında da Elif oynamaya başladı. Elif'in daha hızlı oynadığı işte filenin üstündeki toplara daha iyi boyunun avantajıyla hı hı. müdahale ettiğini Blokta görüyoruz. Da Blokta da etkili. Servis de Servisleri de iyi. E, Cansu da Sonuçta tecrübeli, sonuçta yıllardır oynayan pasörü. Daha fake, bence Cansu birazcık daha fake'li oynuyor, yani daha iyi fake... İyi yani manşet geldiğinde. takımın filonu blokçularını birazcık daha böyle şeyde bırakabiliyor. Pas kalitesi çok iyi, doğru yerlerde doğru kişiye pas seçimi yap yapabiliyor. O kritik sayılarda yani kriz anını iyi daha iyi yönetiyor Cansu. Kes ben de öyle düşünüyorum. Ee, bir de mesela hani bazen de e, çok böyle riske girmeden oynamak gerekiyor. Bazı eğer gerideysek özellikle e, ne bileyim riske girmeden oynamamız gerekiyorsa orada e, Cansu daha e, sakin oynatabiliyor. ama tempolu oynamamız gerektiği zamanda kesinlikle hani Elif daha hızlı oyun oynatıyor. Yani çok şanslıyız hani iki pasörümüz de çok kaliteli gerçekten kesinlikle. ve hani bu anlattıklarınızdan da ortaya çıkan şey aslında ikisinde birbirini tamamladığı evet. yönünde gerçekten yani de... farklı biraz hani fa oyuna farklılık getirebiliyor ikisi de evet, kenarda. İkisinin İkisinde farklı güzel özellikleri var. İkisinde iyi kullanmamız gerekiyor. Yerinde kullanmamız gerekiyor. İnşallah e, hani bu oyuncu değişikliklerine o yüzden e, biz biraz takıldık. Yani acaba daha erken değiştirebilir miydi diye. Evet Bir de şu dikkatimi çekti. E, koç Santarelli saha kenarında e, oyun oynanırken biraz surat ifadeleri, oyuncuları e, uyarması, birazcık daha böyle oyuna müdahale eden oyuncuları oyun içinde ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Yani e, biraz daha memnuniyetsiz. Çok fazla hata olduğundan dolayı çünkü hata yapılmasını istemeyen bir koç. Ee, o küçük basit hataları hiçbir zaman kabul edemiyor. Ee, artık oynadığımız seviyede de evet. e, oynadığımız rakipler de hata kabul etmeyen rakipler. Bu kadar rakipler fazla yani. hatayla oynamamız gerekiyor açıkçası. Hı. Mesela Almanya maçında 23 tane e, basit hatamız var, direkt hatamız var. Sırbistan maçında da 27 tane. Üçüncü ses sadece 9 tane direkt hatamız Hı. var. Yani bizim rakip, takımımız, rakip takımlarla aynı seviyede hata yapma lüksümüz yok. Çünkü oynadığımız şu anda Sırbistan'ın tam kadrosu değil, Almanya'nın da Kadrosu belli, daha genç bir takım, daha işte birkaç senedir birlikte oynayan bir takım ama bizim seviyemize değiller açıkçası yani evet. hani bunun onlar kadar biz direkt hata yapmamalıyız. Ama işte takımın oturması için de göz yumuyoruz artık bu hataları. Ama evet. Santrali çok mükemmeliyetçi olduğu için evet. Özço da söyledi. Biraz daha bu sene daha memnuniyetsiz. Bir de Cici da bitti sonuçta baktığımız zaman. Geçen sene ilk yeri <laughs> gelmişti. Evet, bu doğru. sene artık net istediklerini belli ediyor Antonio. Evet, ya zaten maç olan açıklamalarına da yansıyor bu. çok Tabii ki takımda her şeyin o da %100 yolunda gitmediğinin farkında. O da Almanya maçından sonra bunu söylemişti. Her zaman iyi oynamak isterim ama biliyorum ki şu an buyuz. zamana birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Bazı önemli oyuncularımızı iyileştirmemiz lazım. Problem kulüp sezonundan sonra VNL gibi bir turnuva için fazla zamanımız yok. Ancak pozitif düşünmeliyiz. Ben pozitifim ve tabii ki de galibiyet bu konuda bize çok yardımcı oldu. Bir de Santarelli geçtiğimiz sezon ilk takıma geldiğinde artık hem oyuncularının Santarelli'nin ne istediğini biliyor. Ve Santarelli de oyunculardan neler beklediğini biliyor. Artık herkes birbirini tanıyor bu sene. Ee, geçtiğimiz sezona birbirini tanıma şeyi bitti, devri bitti. Bu sene herkes birbirini çok iyi tanıyor ve neler yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Onun için hataya birazcık daha az e, yapmaları gerekiyor. Bir de takımın nasıl bir performans sergilediğine şahit olduğu için adam Kesinlikle. beklentisi hem bizim hem gibi onun da beklentisi olduk. çok evet. yüksek. Yani neler yapabildiğini biliyor, evet. herkesin bireysel olarak performanslarını biliyor. Ee, o yüzden beklentisi de çok. Yani biz de aynı şekilde ama antrenör de sonuçta evet. ya Zaten beklentimiz yüksek olduğu için şu anda bunları da konuşuyoruz bir yandan. Yoksa tabii ki Almanya ve Sırbistan galibiyetleri çok önemli. Yani Sırbistan alt takımı olmasa bile yani her zaman tehlikeli olabilecek bir takım. Çok sonuçta. iyi defans yaptılar ya dün. Evet. İnanılmaz. Yani biz de defans yaptık ama hani onların bu kadar defans oturtan bir Mirkoviç gibi te tecrübeli bir pasör Mirkoviç de gerçekten iyi pasta dağılımı yaptı. Ama Guidetti'nin yani... takımları yani zaten hep defans iyi defans yapar. Hep sonuçta e, bir de taktiksel de savaş var. <laughs> Herkesin nerede ne yapacağını bütün pozisyonlarda işte blokörün nereye gideceği, smaçörün nereye vuracağı her şey belli olduğu için taktiksel savaşlar da var sonuçta. Elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor Guidetti de. Ha yani Guidetti'nin eli değdiği zaman bir takım gelişme gösteriyor illaki. Onlar da iyi mücadele ediyorlar. E, şu da dikkatimi çekti. Hem Ebrar hem de Vargas e, artık plaseyi çok fazla kullanabiliyor. Yani e, Vargas ve Ebrar ucum yaptıkları zaman takım arka defans iyice açılıyor. Çok fazla plaseye e, girmiyorlar ama attıkları plaseler çok fazla düşüyor. Ve artık Vargas da görerek hem o havuz kenarına yani ortaya hem de bloğun hemen arkasına attığı plaseler çok rahat düşer Vargas'ın. Çünkü e, ona açılıp defansa beklemeleri lazım. Yani evet. e, o plaseleri çok daha fazla kullanırsak daha rahat sayı üretebiliriz diye düşünüyorum. Evet çünkü düşünüyorum. mesela paralele vurduğunda mesela e, karşılarını alıyorlar blokta. Paralel biraz açık oluyor eğer libero varsa 5'te. Libero da artık liberolar da çok defans tabii, tabii. yapıyor paralelde. O yüzden ara ara dediği gibi hücumun plaseleri de kullanması onun hücum çeşitliliğini artıracak, tabii, tabii. daha rahat çok edecek. çok kullanmıyordu plaseyi. Evet. Ama bu turnuvada çok daha fazla pas attığını görüyorum evet, ve hepsi düştü. Evet, bu faktörle etkisi olabilir bu arada. <laughs> evet. Yani tabii ki yani hani maçta onun da gözü gerçekten çok iyi. Yani neyin işleyeceğini çok iyi kestirebiliyor ve hani çok anlık müdahalelerle evet. onu yapabiliyor. Muhtemelen bu konuda da çalışıyorlardır var diye anlık, düşünüyorum. Anlık bence anlık istatistiği çok iyi çalışıyor hmm. ve onu çok iyi değerlendiriyor. İşte gelen istatistik muhtemelen setin ortasında sonunda hepsi istatistik hmm. geliyor ve ona göre hemen hani organize oluyor. Ve iletişimi de yani çok net bir şekilde hani molada bazen mikrofon tutuyorlar tabii kendi yani reklam girmediğinde duyabiliyoruz yani Hı -hı. orada da çok net bir şekilde ne istediğini ne istediğini söylüyor, istediğini söylüyor. söylüyor ve çok rahat bir şekilde yani biz de anlıyoruz oyuncular da çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Hakikaten o iletişimi e, çok özel kendisini özel kılan faktörlerden bir tanesi. Mesela değişiklik de yaptı. Çok fazla işte Tuğba Derya değişiklik yaptı. Aslıyı oyun aldı. Önce serviste sonra evet. işte e, Zehra Açayazen hep kullanıyor. Ayça'yı kullanıyor. Yani e, hani Can suyu soktu, Elif'i değiştirdi, artık hani o değişiklikleri de çok fazla kullanmaya başladı. Normalde ilk e, hangi altıyla çıksa o altıyla bitiriyordu, bir sonraki maça başka bir altıyla başlıyordu. Evet oyuncu ama şimdi Viyana'da de bunu deneyeceğini biraz söyledi zaten. Yani hmm. şu anda henüz hani mükemmel bir altı oturmuş değil takımda hala ve hala hani hem sakatlıkların da etkisiyle, hem de hala bence denemelerin de, e, denemenin de zamanı tam olarak bitmedi, devam hmm. ediyor. E, Şimdi Sırbistan maçından biraz bahsettik ama bence maçın en önemli anlarından bir tanesi ikinci setin sonuydu. Ee, uzadı da uzadı, uzadı ve uzadı. Çok güzel raller oldu. <laughs> evet, evet müthiş raller oldu. Çok iyi defanslar oldu ya. Evet değil mi? Ve evet. sonunda evet. galip gelmeyi başardık. Yani Bence evet. bu tarz hani kritik kırılma anları çok önemli. Kesinlikle. Burada da yani o seti kazanan tarafın avantajlı olacağı belliydi. Her ne kadar bir sonraki seti kaybetmiş de olsak olsun. Önemli değil. Sonuçta dönüp kazanmayı başardık. O da evet. önemli anlarından bir tanesiydi. Biz de e, bu programda hepsinde hep zirvede anını bu an olarak seçtik. Tam ikinci setin kazanma anı. Burada Zehra'nın bloğuyla ikinci seti 33-35 oh 33, 33 kazandık. Evet değil mi? Ya yani Zehra'nın tabii bu bloğu yapması da bence çok önemliydi. Çünkü o da çok kritik yerlerde bir takıma ne kadar fayda sağlayacağını göstermiş oldu böylece bir kez daha. Ve <laughs> bu kadar uzayan ve böyle bir savaşa dönüşen bu seti nihayetinde kazanmayı başardık. Bir şey söyleyeceğim salon soğuk galiba değil mi? Yani evet çünkü böyle kıza şey... havluyla eşomun üstüyle böyle şeyler. Yani Hande'nin de boynu ondan, ondan birazcık evet. Tuzmuş olabilir. hani. Evet ondan biraz bahsederiz ama o konuya geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür, etmek teşekkür ediyoruz. istiyoruz. Edin. Evet, evet. <laughs> Solgar vitamin bu elimde görmüş olduğunuz bu vitaminin adı ve e, BM2000. Bu multivitaminde yüksek miktarda ihtiyacımız olan vitaminleri ve vücudumuz için vazgeçilmez olan demir, çinko, kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri bulabilirsiniz. Evet Ve salonun soğukluğundan bahsediyordum. Görüyoruz yani televizyonda üst üste giyiniyor gibi görünüyor özellikle kenardaki oyuncular. Ya kızların sürekli bu boyunlarında havlular falan, sırtlarında havlular var. Soğuk. Yani orada hani gerçekten hani oynayanlar için değil ama dışarıda bekleyip de sonradan oyuna girenler için çok büyük ee, sıkıntı yani. Klima e, son şeyde çalışıyor sanırım bayağı etkili. Evet. Serin salon ve sıcak kalmak çok zor. Oyundan çıktıktan sonra da hani o terli haldeyken e, o halini sıcak halini korumak da çok zor. E, bu da bir handikap yani o yüzden çok dikkat etmeleri lazım kızların. Hani kamera zoomladığı zaman görüyoruz. Onlar da yapmaya çalışıyor evet, bir şeyler evet. ama. Yani Hande'nin o boynun şeyi oradan gelebilir Sırtı boynu tutuk tutuk çünkü. Ay, evet klima gerçekten hiç ben de hiç sevmem bu arada. <laughs> yani çok e, evet. insanı hakikaten böyle çok özellikle... açık herhalde ki gerçekten ben gördüm bir birkaç kişi montla falan oturuyordu içeride yani. Evet. Hani izlerken televizyonda gördüm. Evet yazın insanı hasta ediyor hakikaten evet. çok kötü soğuk kafayla böyle yani ters bir yere oturduysanız ay. Ay evet çok evet çok kötü o çok fena. <laughs> Neyse umarım bana bir çözüm bulurlar. Yani pek öyle görünmüyor ama hani umarım bir şekilde. E şimdi Kore maçı olur. var. Sonra asıl grubumuzun evet. yani bu etapın evet, maçı abiyle. var. Amerika maçı var. Yani e, aslında baktığımızda bu ayak birazcık daha rahat geçer gibi e, düşünüyordum ben. E, bir set veriyoruz ama sonrasında topluyoruz. Önem önemli olan sonrasıki setlerde biraz daha hemen toparlanıp hani böyle e, oyunun kontrolünü eline e, alabiliyor takım. Hani bu da önemli aslında. Geri dönüşleri çok iyi yapıyoruz. Ee, ama tabii e, bu etapın en önemli maçı Amerika maçı. Evet. Yani e, puan değişiklikleri e, tabii her an değişebilir. Her an her şey olabilir. O yüzden e, çok, önemli. Evet. Değil mi? Yenerlerse... Çok rekabet var. Yenerlerse bakalım ne olacak? Hangi altı ya da hangi iyileşecek mi? İyileşirse gerçekten o oyunda olduğunda onun servis karşılamasına, ataklarına, bloklarına çok ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. E, olacak çünkü... Baktığımızda Amerika'nın da çok net kadrosu var ve onlar da bir bu maçı hedef olarak görüyorlar. Evet Ve son Ondan maçımızda Amerika'yı yenmiştik. Son karşı karşıya geldiğimizde tabii ki onlar da Türkiye'yi yenmek için sahaya çıkacaklar. Hem ev sahibi avantajları var hem bu ayağın. Son maçı Eksiklere hem de, de puan geldi. da biraz tabii üstte çıkaracak onları. E tabii. Önemli evet. Yani tabii birinci ki. yenmek çok ciddi bir puan avantajı sağlıyor. O yüzden tabii ki yani herkes Türkiye'yi yenmeye çalışıyor. Evet. O yüzden rekabetçi maçlar oluyor. Diğer gruplarda da çok güzel maçlar Hayır, oluyor. Bugün mesela e, bu bugün İtalya Brezilya maçı var. Evet, Yakın. Şu anda da oynanıyor sanırım e, Hollanda e, Hollanda Dominik, Dominik maçı var. var. Yani o kadar keyifli ki, o kadar güzel oynuyor ki takımlar. Yani hiç öyle çıkıp daha çok rahat denebiliriz ya da Kanada Yok. performansı Kanada evet. inanılmaz. Bu kadar kontrollü, bu kadar tıkır tıkır makina gibi oynayan bir takım gerçekten e, bence Olimpiyatlara gitmeyi hak ediyor Kanada. Öyle duruyor. Yani o gösterdikleri performans sahada onu gösteriyor şu anda. Onlar da zaten Hollanda ile çekişiyorlar. Çekişiyorlar evet. Peki e, şimdi Amerika maçına çıkacaksınız. E, siz baş antrenörsünüz. Şu an hangi altıyla çıkarsınız? Şu anki verilere dayanarak yani. Ya Ben şimdi orada <laughs> ya da Özçe orada değiliz takımın e durumunu ki. da bilmiyoruz. Ama normal e, baktığımız zaman e, sonuçta Hande'nin sakatlığı ne durumda bilmiyorum ama e, Hande'nin manşetine ihtiyacımız var. Biraz önce o zaman da söyledi. E, Hande'nin arkada maşetleri iyi almasıyla biz ortaları çok daha Kesinlikle. iyi devreye sokarız. Ve Hande'nin hızlı ucumlarıyla da e, sonuçta e, Melisa'ya destek olması lazım köşelerin. Ee, ...Evrar da daha rahatlayacak... ...sonuçta yanında manşet alan... ...daha iyi manşet alan biriyle oynarken ...kendisinden daha iyi manşetçi biriyle oynarken... Zaten ortalar devreye girince köşeler rahatlayacak... ...kesinlikle rahatlayacak yani... ...Zehra'yı, Eda'yı devreye soktuğumuz zaman... ...biraz da bu sırada söylerken isimleri ilk altıda... ...soyuyoruz, evet. ben <gülüyor> sayıyorum... <gülüyor> ...şu an zaten alışmış... Bir, ...birbirleriyle oynayan belli bir... ...birkaç oyuncu var... ...onların yanına... İşte ...Hande'yi... yani. Oynatırdım antrenör olsam durumunu bilmiyorum ama o da herhalde durumuna bakarak öyle bir altıyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama Hande de olmasa Tuğba da girse Derya, Derya da girse onlar da gerçekten o gösterdikleri performansla oynamayı hak ediyorlar yani şu an. Evet ya zaten şu an hani en iyinin en iyisi gibi bir durum söz konusu. Yani aslında evet. şu anda herkes hani kimse kötü performans verdi diyemeyiz takımda. Evet, evet. Herkes elinden geleni yapıyor. yapıyor. Herkesin Hı. hani kazanma isteği, hırsı, sevgisi gözlerinden anlaşılıyor zaten. Hani o konuda zaten söyleyecek hiçbir şey yok ki. Kesinlikle sadece övgü dolu şeyler söyleyebiliriz. Ama tabii ki hani bir maç kadrosu da belli olacak ve bir seçim yapmak zorunda antrenör. Biz de bunun üzerinden konuşuyoruz zaten. Hani biz de uzaktayız bu arada. Esen da evet. bahsettiği gibi zaten Hı -hı. hani takımla beraber olan insanlar tabii ki daha iyi bilecek ama bizim de fikirlerimiz olabilir, tabii 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 Amerika e, etabındaki e, gruptaki tabii hem Tuğba'nın hem Derya'nın e, çok iyi performanslarını tabii gördük. tabii evet. evet. Yani tabii tabii Ebru'nun Vargas'ın ne kadar etkili hani hücumları geçtim tabii e, da çok etkili o. Gizem Örgen'in e, bence en büyük artımız, avantajımız Gizem Örgen'in arkadaki o gücü, o e, yaptığı defanslar o çıktığı, çıkan toplarla Vargas'la zaten e, hücumda etkili oluyor. de bu olurdu. arada sanki e, artık hani daha ana libero gibi kullanmaya başladı gibi evet. görünüyor. Evet. E şimdi tabii e, kadro yavaş yavaş şekilleniyor ama olimpiyat kadrosu ne şekilde olacak? Nereden Hı. bir e, oyuncuyu götürmeyecek? Hangi pozisyonda? Onu bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Evet, Biraz önce programın 12 kişi çok kısıtlı, bir kişi tribünde. Hani e, 12 kişi de şimdi... Libero götürecek. Orta oyuncu sayısı muhtemelen az olacak bence. Yani hani dört değil üç götürebilir. Köşeler şu an bizim saydığımız Evrar'la birlikte beş köşeler. Evet. E, orada on iki kişi içerisine nasıl bir e, rotasyon yapacak? Tek libero da biraz risk bir libero sık, tabii. olmaz. olmaz. Ee, işte bir libero götürüp yine böyle az şey ay çayı mı kullanır arkada çünkü her set sokuyor ve yani her set özellikle ebrarı dinlendiriyor arkada. İşte yeri geliyor bazen orta oyuncunun yerine servis de atıp giriyor, defans yapıyor. Ee, o yüzden ama... ben sanki böyle bir ikiliber ama birisi normal forma mı giyecek? Öyle bir düşüncem var ama göreceğiz. Şimdi hani e, ufak ufak sakatlıklar da olsa oluyor. Hem ilkinin hem Hande'nin aynı anda sakat olması. Tabii. E, mesela Derya ve e, Tuğba'nın oynaması e, bunlar bir artı ama... ...aynı şey mesela olimpiyatlarda da ya da bir sonraki etapta da olabilir. E, onun için hep o smaçör e, rotasyonunu geniş tutması gerektiğini evet, düşünüyorum. yani ben. o işte e, öyle olunca smaçörlerden o beşi de kadroda... Aslında olsa çünkü Ebrar e, oyundayken mesela bazen ikili değişiklik yapılması gerektiğinde deryayı kullanıyor. Tabii tabii tabii. E, hücum değişiklik. yüzdesi yüksek bir sporcu o da onun da hücumuna ihtiyacımız var. E, nasıl yapacak şu an kestiremiyorum ben. Bir sonraki ayaklarda daha da çok Evet, e, kritik maçlarda da göreceğiz birazcık evet. yani Amerika maçı daha sonra hani finale gidersek finaldeki performanslar da muhtemelen etkili evet. olacak yani. Çünkü evet. hani çok e, zaten hani mücadele düzeyi çok yüksek takımlar çok iyi. O yüzden hani o baskı altında iyi sonuç verebilecek ve beraber de iyi sonuç verebilecek bir takım oluşturmaya çalışacak Hı. muhtemelen. Gerçek Yoksa şu... yetenek konusunda yani hiç zaten tartışılacak bir şey yok bence. Hı. Gerçek şu ki görüyoruz. Kolay takım artık yok. Her takım çıkıyor. Ee, çok iyi oynuyor ve bizim de ekstra e, performansımızın ortaya koyduğumuz bir dönem. Eee bütün takımlara baktığımızda gerçekten çok iyi takımlar var. Biz de o ritmimizi bulduğumuzda gerçekten çok hani her şey akıcı olacak ama o ritmi bulmakta birazcık daha zamanı kısaltalım ki ne kadar çabuk toparlanırsak o kadar iyi ritmi yakalarız. Bir de geçen sene şimdi bu sene olimpiyat senesi olduğu için daha da bir e, enerjisi yüksek takımların herkes daha fazla efor sarf ediyor ve evet. daha fazla performans Tabii. göstermeye çalışıyor. Çünkü o olimpiyat e, çok farklı bir organizasyon. Herkes orada en iyi haliyle olmak istiyor. Doğal olarak da rakiplerimiz çok daha dişli bu sene baktığımız evet. zaman. Herkes sonuçta bir performans gösteriyor. Biz de kendi sahamızda rakip saha değil de kendi sahamızda e, yaptığımız en iyi şey yaparsak zaten e, galibiyet geliyor. Ya biz öyle bir takımız, hani biz servisimizi, servis karşılamamızı, hücum yüzlemi zaten çok yüksek. Bloğumuz çok kendi iyi. Oyunumuz, evet. takım kendi takım oyunumuz. Kendi oyunumuz. Yani biz filenin kendi tarafımızdaki kısmını iyi yaparsak e, problem yaşamayız. Evet. Şey İtalyanlar. Biliyorsun sıkı geliyor sıkı hazırlanıyor. İtalya evet, zaten Sırbistan, daha vize de alamadı, onun için çok çabalıyor. Evet. Sırbistan e, hazırlanıyor direkt Olimpiyatlara evet. bu iletli takımı direkt az kadrosunu hazırlıyor. E, Polonya çok iyi bir çıkış yaptı. E, Çin yavaş yavaş toparlanıyor gibi gözüküyor, yeni oyuncular yine e, katılıyor. E, Polonya onu söylemiştim. Yani bu takımların e, ekstra bir performans sergileyecekleri belli, gidişat öyle gösteriyor. E, bizim de e, bir an önce gaza basıp yani o seviyeye kendi lazım. oyunumuzun seviyesi, sadece kendi oyunumuz. Yani Hı -hı. başka bir şeye gerek yok. Evet. Verilen taktikleri yerine getireceğiz ve kendi oyunumuzu oynayacağız. Başka bir şeye gerek yok zaten. Hı -hı. Zaten hırsımız, kendi oyunumuzu oynadığımızda o hırs zaten geliyor. Evet. Ee, o enerji zaten sahada hissediliyor. Ondan dolayı birazcık daha az hata yaparak daha iyi potansiyellerin hepsini biliyoruz. Onun için takımımıza güvenimiz tam, sonsuz. Evet. Bundan sonraki maçlarda da başarılar deriz. Birlik oldular mı zaten evet. o takım havası hemen anlaşılıyor yüzlerinden daha belli yani evet. hani zaten kamera odaklıdığında da her şey gözüküyor da e, o enerjilerini yeter ki Birlik olsunlar e, o takım havasına bürünsünler. performans sonra geliyor zaten Tabii. şu an ona ona çalışıyorlar <laughs> eminim ki kızlar hepsi o takım havasını yakalamaya çalışıyorlar e, onunla birlikte de performanslarını yükseltmeye çalışıyorlar İnşallah en iyi nokta şey olur Olimpiyatlar olur Evet zaten arada olacak hani e, VNL'in finallerinden <laughs> sonra bir uzun bir dönem var ya bir aylık gibi var. hemen hemen bir dönem var O dönemde hem işte tedavi süreçleri hem birazcık kafa dinlenmesi mentali biraz daha böyle rahatlatmak Ondan sonra zaten o havaya girmeye başladığında her şey, daha güzel yani olacak. Yani bütün konuları hani sınava hazırlanırken bütün konuları önceden bitirip son bir hafta dinlenin derlerdi ya. <laughs> <laughs> son <en> dakikacı <laughs> <iyimize> olmayın. <laughs> Ondan sonra en iyimize gelirsek bir evet. iyimize evet. sonunda rahatça dinlenip sonra olimpiyatta da yine müthiş bir e, performansa park çıkabiliriz. Evet. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Ağzınıza sağlık hanımlar. Biz de teşekkür, evet, teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz değerli izleyiciler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.